bundan. Şu an bunlar nikel mi abi? Evet. Hakan şöyle sen bana baştan anlat mesela şurayı falan. Bunların içinde bekliyor değil mi? Bunların içinde bekliyor. Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bugün nikel aş, kromaj yapmış. Kendi bisikletim üzerine moda bineyim. Ondan sonra direksiyon, böyle başka ufak tefek parçalar var. Onlara nikel yüzünüz nasıl bulur, onları göstereceğim. Hakan Savran ile buluşacağım. Biliyorsunuzdur, grubumuzun diğer yöneticisi, kurucusu. Hakan bana nikel aş yapacak bunları. Kendi dükkanları var. Orada zaten size işlemleri gösteririm. Şimdi Hakan'la buluşup bunları yakacağız. Boyalarından iyice arınması için. O aşamaları da size göstereceğim. Şimdiden yorum ve like atarsanız sevinirim. Parçaları da göstereceğim az sonra. Gidon boğazı, direksiyon, domlin. Bir de böyle ufak tefek parçalar var. Yani vidalar falan var. Lastik vidası falan. Onlar falan hepsini nikelaj yaptırıyorum. Dışarıda da yağmur var İzmir'de. Bakalım. Hakan'ın yanına buluşma tekrar videoyu açarım. Evet beyler, Hakan'la buluştuk. Şimdi parçalar burada. Şimdi nereye gidiyoruz Hakan? Nikel çekmeye. Sanayi, dükkana nikel çekmeye. Aynen. Nikeli çekeceğiz, ondan sonra bir fotoğraflar yaparız zaten. Aynen. Sizce böyle nikelaj yapmak istediğiniz parçalar varsa Hakan'ın iletişim numarasını yazarım. Oradan ulaşabilirsiniz. Hadi Hakan. Dur bir dakika. Şimdi versin. Boyalarından arasın diye böyle iyice atıyoruz içine. Ateşte yanacak bunlar şimdi. Şöyle ters düz yapmak lazım o direksiyonu. Bir saat duracak mı? Vidaları? Verdi. Benzinli var lan bunun içinde. Ön maşa da yağ olabilir ama. Dur. Lan çabuk al onu. Deli mi? Tutamayacağız şimdi ha. Bir de çek. Zorlu operasyon. Tut şimdi. Gören ampul sancak. Vallahi. Aka bir şeyler daha vardı galiba. Elle gibi bir şey vardı orada.
lan her şey. Var mı bir şey daha? Var. Aynen, iki tane boğaz var. Bir tane daha olacak. Aynen. Onu gözüme kestiremedim. Uzun çomak yok mu amına? Başka? Başka? Bekle, fotoğraf çekmiştim, bakayım oradan dur. Evet beyler, yaktığımız malzemeleri buraya. Su, kostik. Kostik bu değil mi? Aynen kostik. Hani bu boyayı içinde, üstündeki boyayı aynen alması için. Küfür pası atması için. Küfür pası, ondan sonra yaktım. Nikelaj'a girebilsin, nikelaj olsun diye. Attılar onu. Diğer malzemelerden birkaç tane daha göster. He, teller var bunlar. Düşen tel yok. Oradan ne var başka? Yok ki. Tel yok başka, tel yok. Yok mu? 4 tane çıktı mı oradan? He? 2 tane çıktı oğlum. Tamam, diğer toplam 4 tane. Şu bir dakika bir gelsene bir. Şşş. Şu maşeyi falan göstersene bir kere. Kaldırsan onunla bir. Onları çıkartırken göster. Tamam. Karanlıkta da görünmüyor ki, flaş açayım bari bir saniye. Evet beyler, asitten çıkarıyoruz. Maşallah maşallah. Bir de bir donu duracak. Bu su. Ha bu su. Üstündeki asit alıyorum, sonra kostik tekrar. Şimdi bu koyduğumuzda kostik değil mi? Aynen. Zaten renginden değişik bir şey bu, belli. Şuraya kurusun, bekle diğer parçayı çıkartalım. Şey nerede? Ha. Çomakla elime yapıyordun. Elime geldi, elime yapıyordun. Harbi mi? Plarak gibi bir şey bu değil mi? Böyle yakıcı abi asit. Abi seni eritiyor. Ha, doğru o da işte. Bu bırak. Şuna bile işlendikten sonra atarız bunları. Bak. Bu asitten çıkmış. Dur. Hali güzel göster. Evet beyler, İzmir'de nikelaj, altın kaplama, bakır, ne varsa burada yaptırabilirsiniz. Dediğim gibi daha önce de söylediğim Hakan'ın iletişim numarasını yazarım aşağıya, Instagram adresini. Oraya yazarsınız. Bunları şey yapayım mı, talaşa yatırayım mı? He? Burada talaş var, asıl işlemler yukarıda oluyor burada. Şey de. Bunlar talaş bileler. Su yemiyor üstündeki. Heh. Bak kostik nasıl kokuyor, fark ediyor musun? Aynen he. Kötü kötü koktu şu an. İçinde bir saat falan garanti ölüyor. Allah Allah. Lan bu oğlum öldürür ya. Burada çalışanların işi de zor. Nikelaj işi kolay diyenlere gelsin. Aynen öyle. Asıl işlem yukarıda, daha yukarı çıkmadık hiç. Buradakiler basit bileler. Banyo kısmı daha zor. Bir alanı da göstereyim. Burası alt kademe. Yani birinci kat kapıdan girişteki. Polisaj yeri değil mi burası? Burada bir polisaj yapılıyor. Bir de bunun üst katı falan var. Az sonra orayı da göstereceğim. Bak bu daha hiç işlenmemiş hali. Aynen öyle. Buradaki küçük parçalar hiç şey yapmıyor, ne dönüyorsun, yakılmadan direkt aside yatırıyor değil mi? Aynen.
Atayım bunları bunun için. He? Bu işlem zımpara beyler. Göster bir Hakan yaptığın yeri. Şu an bu zımparalı hali. Bu işlem böyle beyler, hepsini göstermek istemiyorum. Yani şu parçanın hepsini aynı işlemi yapacağız, zımpara olacak işte. Tam bu kalem ona. Ona bak, yağlı vurulacak şimdi. Onu göstereceğim ya. Şu zımparayı ettirelim de. Devamını izlersiniz beyler. Hakan bu ne? Bu domuz yağı diyoruz biz buna. Domuz yağı. Yağlı zımpara yapacağız. Ses yok var, sesiniz duymuyor olabilirsiniz. Altını zekleyeceğim zaten beyler. Büyük ihtimalle. Bu işlem de böyle. Görüyorsun zaten. Aynen. Peki neden domuz ya? Domuz. Hayır, ben soracağım, soruyorsun. O nasıl bir soru? Hayır, neden yağ mesela ya? Ya malın ekeli hazırlıyor. Ha. Kayganlaştırıyor. Üstündeki pürüzü alıyor. Anladım. Yağlı zımpara. Asıl sonra soru oydu. Burayı inceltmiyor yani, sadece pürüzünü alıyor. Pürüzünü alıyor. Mesela bir anahtar vurmuştur. Aynen. Çiziği vardır. Bir geçiyor vardır, onu alıyor. Anladım. Ama normaller farklı için de yapılmıyor herhalde. Aynen. Özel hani ya da detay isteyen şeyler. Tabii. Detayları söyleyelim. Tabii. Getireyim dur. Evet beyler, bu işlemler de böyle. Şimdi bunları da aynı şekilde yapacağız. Ondan sonra banyoya. Evet beyler, tellerimiz burada. Onları oraya koyma ama. Yaptıklarımızı başka bir yere koyalım. Şimdi her bir tel böyle. Bu neydi, ne zımparaydı? Tel zımpara. Tel zımpara. Her birini böyle tel 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 fırça zımparasıyla yapıyor. Hakan'cım. 72 tane tel var. Buradan spoiler vermek gibi olmasın ama belki bisikletin ön lastiğini, ön jantını daha doğrusu 72 tel yapabilirim. Belli değil. Ondan garanti alıyoruz işte 72 tane. Hakan şu an ne yapıyoruz? Benzin üstündeki yağı alıyoruz. Domuz yağı kullandığımız için üstündeki benzinle yağ alıyoruz beyler. Aynen. Burada da kurulacağız şimdi. Ben de kurulama işlemine geçiyorum. İşlemler böyle şu an. Olmaz.
Bunlar da abi. Bunlara bakır yapacağız. Ondan. Yağmur nikel kuralım. Şu an bunlar nikel mi abi? Evet. Hatta şöyle sen bana baştan anlat mesela şurayı falan. Bunların içinde bekliyor değil mi? Bunların içinde bekliyor. Elektrikle. Makinesi de burada büyük ihtimalle aynı. Tamam tamam. Al yazı geçersin. Tamam. Buradan böyle bekliyor bekliyor beyler yarım saat. Ve yapılacak işleme göre. Ondan sonra bunlar normal su. Tekrar sulanıp tekrar hani işlemler sıralanıyor. Yani normalde nikel dediğiniz ya da böyle altın kaplama, gold kaplama dediğiniz boya değil. Veya folyo kaplama değil. Bu şekilde. Benim parçalar da böyle. Aka dur. Oradan sudan çıkıyor. Sudan çıktıktan sonra burada talaşla kurulanıyor. Tellerimiz. Aga dur ben şu şeyi bir tekrar göstereyim şöyle uzaktan. Bu şekilde beyler. Kimyasallarda bekletiliyor. Mesela orada şey var. İleri geri yatıyor bu sistem. Evet beyler. Malzemelerimiz tamam. Bakır kaplama işlemleri gördünüz. Hakan biraderine de buradan teşekkür ediyorum. 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi streçliyor muyuz? Aynen. Çizilmesin diye. Tabii. Tabii. Kullanım memnuniyet garanti. Aynen. Müşteri memnuniyeti önemli. Tabii. Dediğim gibi arkadaşlar İzmir'de olanlar için kargoyla da gönderim yapılabilir yani. Kargoyla da. Tabii. Yapar mısın? Tabii. Yapar. Hakan'ın iletişim adresini açıklamaya yazacağım Instagram adresini. Onunla ulaşıp buradan uygun fiyata, piyasanın daha normaline, daha iyisine ve daha kalitelisi için yazabilirsiniz. Bir. Streşiyoruz. İşlemler böyle beyler. Daha bunu dışarı takarken bakarız. Orada alır mıyım bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Beyler, bakır kaplamamız yapıldı. Bugün işlemleri gördünüz. Bir de bisikletin üzerinde göstermek istedim sizlere. Ayna gibi. Şu videoyu da evde unutmasaydım bunu da yapsaydık güzel olacaktı ama bunu evde unutmuşum. Ondan olamadı. Böyle bir şey işte bak 10 numara. Yani. Her açıdan daha güzel. Şöyle parlaklık kısa bronzun soruyor.